Merhaba arkadaşlar, ben Buhari. Bugün sizlerle Aksun gıdayı inceleyeceğiz. Aksun'da son durum ne? Kısa vadede, uzun vadede ne olur? Teknik olarak bakalım. Şöyle fiyat grafiğine bakıldığında 116'dan 52 bölgesine, 52 inardan tekrardan 82'ye kadar çıkış gösterse de burada yükselişlerini devam ettirememiş. Tekrardan bir düşüş hareketi başlatmış. Fiyat 58'e düşmüş. 58'den 70'e yolcu. 70 sonrası da burada oluşan satışlarla bu düşüşün hemen hemen %50'sini geri almış ve 60 bölgesinden destek bulmuş. Anlıkta %1'e yakın pozitif bir fiyatlamayla 61-62 seviyesinde işlem görüyor arkadaşlar. Şimdi Aksun'da isteyen arkadaşlar bu seviyelerden alım gerçekleştirebilir. Fiyat 63'ün üstüne atabilirse 70-85'leri tekrardan hedeflemek isteyecektir. Burası önemli. Burayı kırabilirse zaten düşüş hareketini tamamen bitirecek. O yüzden kısada burada işleme giren arkadaşlar, özellikle 61-62 bölgesine alım yapan arkadaşlar 63 direncini takip etsin. 63'ün üstünde kalırsa da 70 bölgesinden 71 bölgesinden satış yapabilirler arkadaşlar. Orta uzun vade içinde buradan alınabilir. Özellikle geri çekilmeleri tekrar 60 ve 58 bölgesi gelirse yine kademeli alımlar yapabilirsiniz arkadaşlar. Kısada 63 üstü pozitif, yani yükselişin başlıyor diyebilmemiz için ilk etapta 63'ün üstüne atmamız gerekiyor. 63'ün üstüne kalabilirsek tekrardan daha önce yaptığı bu tepeyi, en son yaptığı tepe noktasını, yani 70-85 71 bölgesini test etmek isteyecektir. Kırılım olursa, yani buradan aslında şurada bir güzel trend başlatmış, düzeltme yapmış. Burada yeniden kazanç hareket diye tabir ettiğimiz bir dönem başlayacak. Bu dönemde tabii ki 70-85-71 seviyesinin üstündeki fiyatlamalar da gerçekleşecek arkadaşlar. Şuradaki zaten trend hareketini görüyorsunuz. Trend kırılırsa 82 hedef olacak. O yüzden arkadaşlar buradan risk alacak arkadaşlar, şu anki bulunduğu bölgelerden 61-62 bölgelerden risk alacak arkadaşlar. Tam nokta söyleyeyim. İsterlerse buradan satarlar. %15'e yakın bir getiri. Ancak bu trendi kırabilirse de isterlerse 80'den satarlar. Zaten ekranda da kâr marjlarını görüyorsunuz. 83'ün üstü önemli. Yani 82'nin 83'ün üstü önemli. Bura büyük ihtimal ilk etapta belki geçilmeyebilir. O yüzden buradan oluşan satışlarla fiyat gerilerse trend çizgisine doğru düşüşler normal olarak karşılayabilirsiniz. Trend devam edecekse de kesinlikle 82'nin üstünde günlük kapanışlara ihtiyacımız var ki yeniden 98 ve 116 seviyesi uzun vadede hedef olsun arkadaşlar. Tekrardan yenileyim. Burada net bir düşen kanal hareketimiz var. Düşüş sonrası bir düzeltme yapmış. Yani bu yükselişin bir geri çekilmesi oluşmuş. Şu anda 60'ta destek bulmuş. 60-62 arasında fiyatlanıyor. İsteyen bu bölgeden alabilir. İlk etapta 63 önemli. Geçirirse 70 hedeftir. 70-71 bölgesi. İsteyen buradan satar, isteyen pozisyonu korur arkadaşlar. Ancak burası kırılırsa düşüş tamamen biteceğinden dolayı 82-83 bölgesi, şurada gördüğünüz bir üstteki direnç bölgesi hedef olacaktır. 82'nin üstünde kalabilirse momentumda bir zayıflama olmaz. Trend sürebilirse de uzun vadede 98 ve 116 seviyesi hedef olacaktır. Bu bölgeye dikkat edin. Buradaki satışlar sonrası çok derin oluşmaması gerekiyor arkadaşlar. Yani şurada gördüğünüz gibi bir miktar yükseliş sonrası satışlar olsa da bu destek noktasına kadar geri çekilmemek gerekiyor. Yani bu kazancı tamamen geri almaması önemli olacak. Burada bir miktar satışlar gayet doğal, %10'luk %15'lik geri çekilme makul. Ancak burada şurada gördüğünüz gibi yükseliş sonrası bu hareketin tamamını alıyorsa trendi burada zayıflamış demektir. Yani artık bunun üstünde ilk etapta mümkün olmadığını düşünebilirsiniz. O yüzden burayı yakından takip edin arkadaşlar. Üstünde kalabilirse sıralı dirençleri de uzun vade içinde takip edebilirsiniz. Aksun Gıda teknik olarak bu şekilde. Cümleten bol kazançlar. Hoşça kalın.